Evet, tenvin ve nunu sakin ile ilgili tecvid kurallarına iklab ile devam ediyoruz. İklab, tenvin veya nunu sakinden sonra B harfi geldiğinde nun sesi mim harfine çevrilerek bir elif miktarı gunneli okunur. Hükmü vaciptir, evet. Dikkat edelim. Tenvin veya nun sakin. Nunu sakin gelmiş. Nunu sakinden sonra B gelmiş. Bu durumda ne yapıyoruz? Nunu mime çevirerek okuyoruz. İklab bu. Bunu şöyle düşünebiliriz. Örneğin İstanbul diye yazarız. Dikkat edelim. İstan'daki N'den sonra, cezimli diyeceğimiz N'den sonra B gelmiş. İstanbul. Ama biz bunu çoğu zaman söyleyiş kolaylığından dolayı İstanbul olarak söyleriz. Dikkat edelim. İstanbul çok demeyiz, diyemeyiz. İstanbul deriz. Veya tombul kelimesini düşünelim. Ton, cezimli nun gibi düşünelim N'yi. B gelmiş. Ne yapıyoruz? Oradaki N'yi M'ye çevirerek okuyoruz. Kolaylaştırmak için. Tonbul değil, tombul diyoruz. Tombul daha kolay oluyor. Çünkü B'de, mim'de dudak harfleri, mahreç yerleri, çıkış yerleri, dudaklar. Dolayısıyla daha kolaylaştırdığı için bunu yapıyoruz. İşte iklabın mantığı da bu. Ne yapıyoruz? N'den sonra B geldiği zaman, sakin nun'dan sonra veya tenvinde dikkat edelim. Zaten sakin nun var içerisinde. B geldiği zaman bu sakin nun kısmını mime çevirerek okuyoruz. Şöyle ki mim ba'di, aynı zamanda bir elif miktarı tutarak gunneli okuyoruz. Semi'un basir. İzhar ile devam ediyoruz. Yine tenvin veya nunu sakinden sonra izhar harflerinden biri geldiğinde nun sesi açık ve net bir şekilde okunur. Evet, bu durumda herhangi bir gunne, herhangi bir tutma, herhangi bir kısma yapmıyoruz. Açık ve net olarak okuyoruz. Yani ne izhar harfleri? Elif, ha, ha, ayn, gayn, ha. Bunları da nasıl okuyoruz? Diyelim tenvinden sonra izhar harfi olan ha gelmiş. Dikkat edelim. Alimün hakim şeklinde mün nunu açık ve net bir şekilde okuyoruz. Min havfin, yine sakin nundan sonra ha, izhar harflerinden ha gelmiş. Bu durumda da açık ve net olarak nun harfini okuyoruz.